Efendim herkese merhabalar. Ben İlkay Zaman. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün yanımda Murat Bayram var. Aaron Murat Bayram. Doğru. Evet. Hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk. Önal Galan Partners'ta göçmenlik avukatısın değil mi? Doğru mu? Göçmenlik ve marka davalarına bakıyorum. Ha süper. Markaya da bakıyorsun yani. Evet evet. Onlara da diyorsun arada. Evet. Göçmenlik mi daha çok vakit oluyor marka? Göçmenlik daha çok. Değil mi? Vakit. En çok o alıyor. Hemen bugün ne konuşacağız? Bugün şunu konuşacağız. Green Card'ın bir sürü çeşidi var. Yani bu evlilikten olan green card var, işten evet. olan green card var, çekilişten olan green card var. Bir sürü var. Doğru mu? Doğru. Ama bunlardan en önemli olan konuları biraz ele alacağız. Bu işin vatandaşlara dönüş aşamasını ele alacağız. Evet. Ondan sonra ne bileyim efendim işte dikkat edilmesi gerekenler, yapılması yapılmaması gerekenler. İstiyorsan ilk nereden başlayalım? İşten mi başlayalım? Nereden başlayalım? Evlilikten mi? Aile üzeri, evlilikten. Aile üzerinden tabii. başlayalım. Tabii. Evet. Söz sen de buyur. Tabii. Aile ile alakalı şöyle en çok green card başvurularından bir tanesi aile üzerinden başvuru. Çünkü genelde şey diğer kod iş üzerinden olsun, DV loteriler olsun ya da farklı özel yetenek green cardlar olsun hepsinin bir kotası var. Hmm. Yani Amerikan devleti yıllık belirli kota belirliyor ancak o kota kadar green card verebiliyor. Ama ailede özel vatandaşsa eğer o isteği yapan kişi vatandaş kişiyse kendi ilk ailesine bir sınırlama yok. Ha şimdi sen vatandaşsın. Evet. Birisiyle evlendin. Evet. Bir Türk'le evlendin. Ne evet. green card'ı var ne bir şey var. Ve diyorsun ki ben eşimi de green card almak istiyorum. Vatandaşlığa geçirmek istiyorum. Bundan mı bahsediyoruz? Doğru, doğru. Evet. İlk önce green card alınması gerekiyor. Green card isteği yapılıyor. Yaklaşık 1-1,5 yıl sürüyor. Yine Amerika ve Türkiye demeyeyim de Amerika dışı konsolosluk aşamalarında farklılık gösterebiliyor süreçler. Hı hı. Ama ortalama 1-1,5 yıl kadar sürebiliyor. Bazen daha kısa sürebiliyor. Bulunduğunuz yerdeki göçmenlik ofisinin yoğunluğuna göre. Böyle bir green card başvurusu yapıyorsunuz. Green card alıyor. Ondan sonra geçici green card veriyorlar. Kaç yıllık oluyor bu? 2 yıllık veriyorlar. 2 yıldan sonra tekrar bakıyorlar. Yani evlilik iyi niyetle mi girilmiş? Gerçek bir evlilik mi? Sahte evlilik mi değil mi ona bakıyorlar. Evet aslında evet. ona bakıyorlar. Yani. Ona bakıyorlar. Tabii tabii. Yani, tabii orada da şöyle bir şey var. Eğer mesela evlenir evlenmez hemen green card'a başvurmak zorunda değilsiniz. Çoğu insan da bunu yapmayabiliyor. Yani evleniyorlar. 1 sene sonra ya da 2 sene sonra ya da 6 ay sonra green card'a başvuruyorlar. Bu sefer memurun önüne gittiklerinde mülakatta evlilikleri 2 yıl olmuşsa bu sefer direkt 10 yıllık green card veriyorlar. Tabii orada da öyle bir şey aslında daha avantajlı olabiliyor. Aradaki süreçleri atlamış oluyorsunuz. Öteki türlü... Yani dişinizi sıkın, başvurmayın. Direkt 10 yıllık alın. Tabii yani böyle bir imkan varsa bazılarının green card'a çalışma iznine hemen ihtiyaçları oluyor. Böyle bir şey opsiyon olmayabiliyor, hareket alanı olmayabiliyor. Ama hani bu da bir değerlendirilmesi gereken bir husus. Peki bir şey söyleyeceğim. Şimdi genel yorumlarda hep şöyle bir şey var. Ben orada birisiyle evlensem, evlilik yapsam, green card alsam, şunu yapsam, bunu yapsam gibi bir mevzu var. Evet. Şimdi tasvip etmediğimiz bir şey. Tamam. Açık ve net. Çünkü tamam. sahte evlilik devletten tamam. de dönebiliyor. Yani inanmıyor memur, vermediği de oluyor, doğru mu? Kesinlikle, kesinlikle. Yani onlar çok zor, ispat etmesi çok zor. Bir yerde bir pürüz çıkabiliyor, bir sıkıntı oluyor. Kesinlikle tavsiye ederim. Bununla ilgili nasıl bir süreç oluyor? Birisi geldi burada, sahte evlilik yaptı, görüşmeye çağırdılar. Ne tür şeyler soruluyor, ne oluyor? O işi de çünkü Amerikan hükümeti artık biraz daha sıklaştırdı diyebiliyorum. Tabii yani memurlar da tecrübeli. Sonuçta yani günde kaç kişiyle muhatap oluyorlar, kaç... tane çift görüyorlar. Yani az çok o analizi yapabiliyorlar. Anlaşılıyor da. Evraklardan anlaşılıyor. Hal hareketlerden anlaşılıyor. O mülakattaki heyecandan anlaşılıyor. Bu sefer şeye tabi tutuluyorlar. Çapraz sorgu dediğimiz. Yani birini bir yerde, birini bir tabii yerde. Tabii farklı sorular soruyorlar. İşte akşam nerede tanıştınız? O akşam ne yediniz? Üzerinde ne vardı? Şimdi farklı tutarsız cevaplar olunca ortaya çıkıyor. Hadi canım diyorlar. İlerle. Dükkanın önünü kapatma bakayım. Tabii ve sonucu da kötü. Eğer böyle bir şey olursa bu sefer daha sonraki göçmenlik hayatınızı engelliyor. Bu sefer diyelim başka bir fırsat çıktı. İş yeri üzerinden, DV loterilerinden, farklı bir şey üzerinden. Artık bu sefer Amerika'da göçmenlik statüsü elde etme hakkınız var. Bu sefer ondan da mahrum oluyorsunuz. Çünkü geçmişte böyle bir kara leke var yani. Aslına bakarsan kaba tabirle fişleniyorsun. Tabii ki. Kesinlikle. Yani iyi bir şey değil. Tavsiye evet. etmiyoruz. Peki şimdi şöyle sorunlar da var. Türkiye'de evlendik. Ben vatandaşım ama eşime işte vize almak sorun. Ondan sonra çok uzun sürüyor. Hani bırakalım green card'ı falan. Öyle şeyler de var. Green card aşamasına gelene kadar. Bu süreçler uzun mu Türkiye'de olan vize süreçleri? Nişanlılık vizesi. K vizesi var. Değil mi? Evet. K1-K2 vizeleri var.
Burada... K1 sözlü K2 nişanlı mı oluyor? Yok yani o nişan... Şaka yapıyorum. Tabii tabii üvey çocuklar falan böyle K4'e kadar biraz vize kategorileri var. Nişanlık vizeleri çok kısa sürüyordu. 5-6 ay sürüyordu. Zaten maksadı da oydu yani. Evet. Hani evlilik evlilik üzerinden yapılacak green card 1-1,5 yıl süreceği için hani o vakti yurt dışına beklemesin. Nişanlık vizesiyle ben Amerika'ya gelmesini sağlayan bir vize türüydü ama son 2-3 yılda Covid'den sonra USCIS'in işleyişi çok geciktiği için nişanlık vizeleri de etkilendi. Onlar da artık bir yılı hatta bir yılı şu an geçiyor yani. Tabii. Bir yıl bekleyecek yani mecbur. Tabii. Belki daha da fazla. Şimdiki süreler böyle. İleride iyileşebilir ama şu an böyle. İnşallah. Evet. Bakalım. Efendim bu arada ücretsiz danışmanlık da alabilirsiniz. Önal Galan Partners'dan, Murat'tan ve ekipten. Ben altta tabii hem bilgileri paylaşıyorum hem de video açıklamasında paylaşıyorum. İsteyen ücretsiz, isteyen ücretli danışmanlık tabii, alabilir. Ulaşabilirsiniz. Evet. Peki başka bir soru Murat. Vatandaş bir kişi, buradaki vatandaş bir kişi kimlere green card alabilir? Mesela annesine, babasına, kardeşine, işte hep diyorlar ya işte o kardeşine de verebiliyor, o anasına da verebiliyor. Evet. Böyle takı takar gibi green card takıyoruz sözde ama evet, evet. Bu iş nasıl oluyor orijinali? İstekliyoruz biz bunlara. USCIS bunları sınıflandırıyor. İşte birinci aile kategorisi, ikinci, üçüncü, dördüncü aile kategorisi diye sınırlandırıyor. Öncelik aile dediğimiz eş ve 21 yaşının altındaki çocuklara kesinlikle zaten sınırsız kota yok. Direkt istek yapabiliyorsunuz. 21 yaşından büyük çocuklara da yapabiliyorsunuz. 21 yaşından büyük evli olanlara da yapabiliyorsunuz ama bunların hepsi kotalara tabi oluyor bu sefer. Hmm. İkinci, üçüncü, dördüncü sınıflara tabi tutuyorlar. Sınıflar yakınlık derecesine göre yapılıyor galiba değil mi? Yakınlık derecesine göre yapılıyor ve kota bu sefer tabi. Kotalandırma oluyor. Yani farklı kotaya tabi. Bir tane alabilir, iki tane alabilir atıyorum. Tabii. Uzun sürüyor. Yani buradaki en önemli faktör o. Yani tabii ki 21 yaşından büyük çocuğunuza istek yapabilirsiniz ama ülkelere göre de farklı kotalar var. Çin, Hindistan zaten 15-20 yıl sürüyor. 15-20 yıl. Tabii. Türkiye yaklaşık 5 ile 15 arası değişkenlik gösterebiliyor. Türkiye'de 5 ile 15 yıl arası mı? Tabii 21 yaştan büyük çocukları kastediyoruz. He. Evliler ve 21 yaştan büyük çocukları anladım kastediyoruz. Bir de kardeş tabii kardeşe de istek yapılabiliyor. Kardeşler de yaklaşık 10-15 yıl arası sürüyor şu an. Hiç almam daha iyi ya. Kendi ne yapıyorsa yapsın yani. Yani insanlar öyle söylüyorlar. Bu sefer 10-15 yıl sonra keşke geliyorlar. Keşke yapsaydık. Vakit doğru hızlı geçiyor dedikleri de oluyor. Doğru. Evet. Anne babaya yapılabiliyor. Vatandaş bir kişi anne ve babasına istek yapabilir. Burada bir kota yok. Hemen yani 1-1,5 yılda sonuçlanabilir. Ha öyle mi? Anne baba 1 yılda mı? Tabii anne baba yakın aile sayılıyor. O yüzden vatandaş için kastediyoruz ama green card'lı bir kişi anne ve babaya getiremiyor. Yok green card'dan bahsetmiyorum. Tabii, vatandaş. Ben vatandaşsam diye söylüyorum. Yani ben vatandaş olarak anne ve babama istekte bulunduğumda 1,5-2 yıl mı maksimum? Doğru evet. Çok hızlıymış ya. Tabii burada bir önemli bir konu var ya da şöyle diyelim bir taktik olabilir yani diyelim ki kardeş 10-15 yıl sürüyor. Evet. Ama siz vatandaşsınız annenize babanıza istek yapıyorsunuz 1-2 yılda çıkıyor. Onlar da ona veriyor. Onlar da green kartlılar kendi ailelerine kendi çocuklarına 21 yaşından altı çocuklara istek yapabiliyor. Bu da kotaya tabi oluyor ama vatandaş gibi değil ama son 3-4 yılda bunlar da vatandaşla aynı kategoride, aynı hızda ilerliyor şu an. Bir sıkıntı yok. Biz ona current diyoruz. O Dışişleri Bakanlığı'nın sitesinde her ay açıklanıyor bu şeyler. Vize kota sıraları. Ama eğer o vize kota sıraları değişmediyse bir şey için, green card'lar için green card'lı kişi de çocuğuna istek yaptığında aslında bypass etmiş oluyorsunuz 10-15 yılı. Başçıvana. 3-4 yıla indirebiliyorsunuz. Yine döndü geldi yani. Evet. 3-4 yıla iniyor. İnebiliyor evet. Ama bunlar süreç tabii yani. Süreç. Evrak işi tabii, falan filan bir sürü tabii, şey tabii, yani. Tabii. Ama 10-15 yıldan iyidir baktığında. Tabii ki. Yani gerçekten iyidir. Peki o green card'lar vatandaşlığa dönüyor mu? Tabii green card alan herkes 5 yıl sonra vatandaş olabilir. Green card'ın şeyi önemli değil yani. Nereden olduğu önemli değil. Her green card 5 yıl sonra eğer ki kriterlere uygunsa tabii. Yani hükümetin beklediği kriterler uygunsa vatandaşlığa mı dönüyor? Tabii otomatik dönmüyor. Bunun için bir talep yapmanız lazım, incelenmesi lazım. O 5 yılda Amerika'da yaşama şartı var. Yani bu 5 yılı Amerika'ya giriş green card aldınız ama kullanmıyorsunuz. 6 ayda bir giriş çıkış yapıyorsunuz. Aslında green card'ın gerekliliğini yerine getirmiyorsunuz. Bunlar sadece da inceleniyor tabii. Dursun da zeval gelmesin. Başka bir soru soracağım sana. Bu çok kafa karışan bir gerçekten konu. Green card'ı aldın herhangi bir şekilde. Evet. Amerika'da kalma zorunluluğun ne kadar?
ne giriş çıkış mı yapman gerekiyor? Yani millet diyor ki mesela 6 ay Amerika'da her yıl kalman gerekiyor yoksa green card'ın yanar. Yok arkadaş ben gir çık yapıyorum ayda bir sıkıntı olmuyor. Salladım ayda bir yani. Evet evet. Ne gibi bir süre olması gerekiyor? Bugün green card'ı aldım. Tamam süper harika. Ben arkadaş ya Türkiye'ye mi dönsem acaba dedim. Türkiye'ye döndüm. 2 yılda gelmedin. 1 yıl gelmedin atıyorum. Ya da gir çık yapmadın. Yanıyor mu green card'ın? Ne kadar süre Amerika'da kalman gerekiyor? Bunlara lütfen cevabım var. En çok sorulan soru bu. Şey gibi anlattım böyle peş peşe sordum evet. Ama. Doğru doğru böyle sorular çok geliyor. Buradaki tabii asıl şey konu şu. Amerika'da yaşıyor musunuz yaşamıyor musunuz? Amerika'da ikametgahınız var mı yok mu? Bunu anlamaya çalışıyorum. Tabii ki bahsettiğiniz şeyler doğal süreçler. Yani iş icabıdır, hastalıktır, önemli bir şey vardır. Yurt dışına çıkarsanız 6 ay bir sene gelemeyebilirsiniz. Farklı şeyler olabilir. Ama bunların da kanunda yeri var. Dolayısıyla eğer tek seyahatte Amerika'dan çıktınız, tekrar Amerika'ya girmeniz bir yılı aşacağını öngörüyorsanız Reentry Permit dediğimiz bir izin var. O izne ön izin gibi bu. Tekrar giriş izni. Tekrar giriş izni. İzne başvuruyorsunuz. Bunu aldığınızda 2 yıl zaten müsaade var. 2 yıl hiç gelmeseniz de olur. Öyle mi? Tabii. Ama vatandaşlıktan düşecek bu süre. Yani bu sefer 5 yılda değil. 7 yılda. 7 yılda. Yani. Tabii. Yani orada şey. Evet 7 yılda başvurabileceksiniz. Bu süre içerisinde de şeye bakacaklar. Yani Amerika'da bir ikametgah tutuyor musunuz? Tamamen Amerika'yı terk ettiniz mi? Hani hiç elektrik faturası, hiçbir şey yok. Kira, araba, hiçbir şey yok. Tamamen terk ettiniz. Bu sefer tabii bu negatif olarak yansır. Baba şimdi ben 2 yıl gittim Türkiye'ye buraya niye elektrik, su, araba ödeyeyim ki? Tamam. O da saçma değil mi yani? Evet, evet. Hiç oturmadığım bir yere 2 yıl elektrik ödeyeceğim, su ödeyeceğim, araba parası ödeyeceğim falan filan yani. Tabii. Yani orada da işte bu reentry permitle bunları aşabilirsiniz ama vatandaşlığı geciktirir. Green card'a çok etki etmez ama vatandaşlığı geciktirir. 2 yıl kaldıysan yurt dışında, Amerika dışında 5 yılda alacaksan üstüne 2 yılda eklenir, 7 yılda alacaksın. Tabii. Bu 5 yılı Amerika'da full yaşamaya gerek yok. Yani tek seyahatlerin 6 ayı geçmediği takdirde bir sıkıntı yok. Genelde de yarıya bakıyorlar. Bu 5 yılın yarısını toplamda, hani tek seyahat 6 ayı geçmiyor ama toplamda da 2,5 yılı geçiyor mu? 2,5 yıldan fazlaysa yine bu sefer vatandaşlığı ekliyor. Yanmıyor, sadece erteleniyor. Uzuyor. Uzuyor. Evet. Yani şöyle bir şey var. Green Card'ı aldıktan sonra 6 ay mutlaka burada kalmam gerekir diye bir şey yok. Ya da gideceğim Türkiye'de 3 ay 4 ay kalacağım sorun sıkıntı olmuyor. Doğru mu? Doğru olmuyor. Ön izinleri almak gerekiyor. Diyelim ki beklenmedik bir şey oldu. Bir seyahat Amerika dışına çıktınız 6 ay gelemediniz. Geciktiniz 8 ayda geldiniz. Vatandaşlık başvurusunda yine bulunabilirsiniz ama bunu açıklamanız gerekiyor. Mümkünse belgesiyle. Hani neden gecikti? Hani bir hastalık varsa onun keyfi olanı pek şey yapmıyor. Bahanesini ikna edici bir şekilde ortaya gösterdiğiniz sürece problem yok. Peki bu re-entry permission dedin. Tekrar giriş izni. Bunu herkes alabiliyor mu? Tabii herkes alabilir. Herkes başvurabilir. Tabii biraz 6-7 ayda geliyor. 6-7 ayda geliyor. Tabii 6-7 ay sürebiliyor. O yüzden hani onu alıp gitmek daha mantıklı. Ha, evet. Gittikten sonra onu almak mantıksız mı? Şöyle parmak izine çağıracaklar sizi. O parmak izinde buradaysanız ya da o parmak izinde buraya gelip o parmak izini verdikten sonra gidebilirsiniz. Posta adresinizde biri size gönderse de olur onu. Anladım. Hatta şey bile posta adresi bile seçebiliyorsunuz. Oraya bile gönderebiliyorlar yurt dışında. Biraz çetrefilli anladığım evet, kadarıyla. Evet. Yani çok da eğer mümkünse eğer gitmeniz gerekmiyorsa gitmeyin yani. Şeyi de ekleyeyim. Yani diyelim ki gerçekten 2-3 yıl kaldınız Türkiye'de ya da herhangi bir yerde Amerika'ya gelmediniz. Green Card'ınızın da yandığını düşünüyorsunuz. Ama şartlar değişti. Green Card'ı tekrar almak istiyorsunuz ve tekrar Amerika'ya gelmek istiyorsunuz. Returning Resident Visa dediğimiz bir başvuru var. Bunu da konsolosla başvuru yapıyorsunuz. Benim daha önce Green Card'ım vardı. Ben bunu terk ettim. Ama şimdi geri geldim. Aktif hale getirmek aktif istiyorum. Aktif hale getirmek istiyorum. İncelenecek. Kabul görürse zaten tekrar gelmeniz gerekiyor. Genel olarak kabul görüyor mu? Görüyor evet. Ha, yani bir sıkıntı yoksa yok, genel olarak bir sıkıntı. Çünkü bir kere green card vermişler size. Bir süreçten geçmişsiniz. Onaylanmışsın artık. Tabii. Anladım. Peki süper. Green card dedik ki 5 yıl sonra vatandaşlık hakkı geliyor. 5 yılımız doldu green cardlar. Vatandaşlığa başvuracağız. Neler yapmamamız gerekiyor bu 5 yıl içinde vatandaş olmak için ve neler yapmamız gerekiyor? Yani ne bileyim işte bir suç işlemişsindir. Evet. Bu park cezası suça girer mi mesela atıyorum. Ya da ne bileyim başka bir şeyden dolayı ufak şeylerden bahsediyorum. Evet, İlla evet. Bunun bir kriminal bir suç mu olması gerekiyor. Ya da ne bileyim farklı bir şey mi. Ya da işte şunları yapmamız bunları yapmamız. Vatandaşlık aşamasında nelere dikkat etmek gerekiyor? Tabii. Vatandaşlıkta yani en önemli hususlardan biri güvenlik soruları. Hani güvenlikle alakalı
herhangi bir suça bulaştınız mı? Üyeliklerinizi soruyorlar. Hangi dernek, vakıf, sosyal kulüp, siyasi parti? Tabii onları beyan etmeniz gerekiyor. Varsa böyle bir üyelikleriniz. Detaylarıyla. Suça cezaya gelen kısımda ise yani $50, $100 parking ticketleri ya da speeding, hız cezaları tabii ki şey değil, önemli değil. Genelde $500'ın altındaki şeyleri söylemeseniz de oluyor. Oluyor. Ama $500'ın üstündeki şeyleri ya da daha ciddi meseleleri, criminal history dediğimiz o ceza geçmişinizi beyan etmeniz gerekiyor. Bunu söylemeniz lazım. Buradaki değerlendirdikleri konu da iyi bir vatandaş mısınız? Topluma iyi bir vatandaş olacak mısınız? Topluma ya da faydalı mısınız? Değil misiniz? Tabii faydalı mısınız, değil misiniz? Yani mesela örneklerden söyleyeyim. Yani komşusuyla problem yaşamış. Mesela köpeği komşusunun bahçesine giriyor, pisletiyor diyelim. Yani komşusu birkaç kere şikayet etmiş. 7 kere şikayet etmiş mesela. Bunu problem yapıyorlar. Hani 1 değil, 2 değil, 7 kere. Polis de kaydetmiş bunu. Tabii. Public record'a girmiş. Komşusu şikayet etmiş diyelim. Yani mahkemede bir açık davası var. Hani bu hakkınızda şey olarak değerlendirilebilir. İyi bir vatandaş değilsiniz değerlendirmesine sebep verebilir. Vergi çok önemli. En hassas noktalardan biri vergilerinizi yapıyor musunuz? Hani vergilerinizi beyan ediyor musunuz, bu vergi iadesi beyanlanmalarını? Vergi borçlarınız var mı? Vergi borcunuzun olması da önemli değil. Vergi borcunuz olabilir ama planlandırdınız mı? Bir yapılandırmanız var mı? Hani bir taksit planlandı. Yani az da olsa vergi ödediniz mi, ödemediniz mi, nedir ne değildir ona bakılıyor yani. Tabii vergiyi aslında yaptınız mı? Hani vergi ödemeyebilirsiniz. Hani gelire göre vergiyi ödemiyorsunuzdur da belki iade geri alıyorsunuzdur. Hı-hı. Önemli değil. Önemli olan vergi departmanına, IRS'e bunu beyan ediyor musunuz? Etmiyorsun. Önemli olan kümesin içinde misin bir tavuk olarak, yoksa kümesin dışında mısın? Evet, çünkü evet. Kümesin dışındaki görülmeyen ama içindeki sayılabilir, tabii. Görülebilir. Yani sen orada kendini beyan ediyor musun? Asıl önemli olan bu. Tabii. Diyelim ki son 5 yıla bakıyorlar zaten. Son 5 yılda biraz böyle kalabalık diyelim. İşte parking cezalarıdır, ufak tefek de olsa ya da ciddi meseleler de olsa biraz bir şeyler var ortada. Memurun negatif yorumlayabileceği bir şeyler diyelim. Yani tavsiyemiz orada genelde şu olabilir. Yani açıklamaları varsa açıklamalarıyla beraber başvurmadır. Açıklamaları yoksa ya da o başvuru reddolacaksa bile hak yanmıyor. Dolayısıyla hani hiçbir zaman şunu demezler. Yani hiçbir zaman green vatandaş olamazsınız. Olmaz. Çok çok yüz kızartıcı, çok büyük bir suç olmadığı sürece. Sadece beklersiniz. O son 5 yılınızın temiz olduğu vakte denk getirirsiniz. Birkaç yıl daha beklersiniz. Bu sefer oradan sonraki son 5 yıla bakarlar. Tabii ki bütün geçmişe de bakıyorlar ama genelde son 5 yılı daha çok önemsiyorlar. İyileşmeye gitmiş diye görüyor. İyileşmeye gitmiş. Yani iyi bir şeye değindiniz orada. Mesela hani birkaç böyle kalabalık, hoş olmayan şeyler olsa bile siz onu terazide dengeleyebileceğiniz şeyler de yapabilirsiniz. Vakfa gidersiniz, bağış yaparsınız. Kiliseye gidersiniz. Yani kendi bölgenizde derneklerde camiye aktif olursunuz. Camiye gitsek olmuyor mu? Camiye gidersiniz. Tabii. Amerika'da olduğumuz için ben söyledim. Fark etmez. Yani topluma faydalı işler yaparsınız, gönüllü işler yaparsınız. Bunu da dokümante ettiğiniz, belgelediğiniz zaman aslında onu dengelemede, terazi dengelemede işe yarar. Anladım, süper. Evet. Onun dışında herhalde başka bir şey yok değil mi yani? Tabii. Yani harç yatırıyorsun doğal olarak. Tabii. İşlemler yapıyorsun tabii. Ondan sonra ve görüşmeye çağırıyorlar. Evet. Doğru mu? Mülakat oluyor. Orada çok basit vatandaşlık, her vatandaşın bilmesi gereken genel kültür soruları soruluyor Amerika ile alakalı. İşte Amerika'nın kaç milletvekili vardır, işte başkan ölürse yerine kim atanır gibi böyle. Designated Survivor dizisini izliyoruz da başkan ölürse o atanıyor yani. Evet. Direkt diziyi söyleriz. Evet. Yani genel olarak aslında bakarsan şöyle özetleyebiliriz. Green Card'da 5 yıl geçirdikten sonra vatandaşlık aşamasına geçmek için temiz bir geçmiş gerekiyor. Ve de topluma faydalı olmanı ispat etmem değil, öyle görünmen gerekiyor. Çünkü yani, aksi ispat olmasın yeter. Topluma faydalı olmak için illa onu yapacağım, bunu yapacağım demene gerek yok. Sonuçta yapmaman gereken şeyleri yapmadığında zaten topluma faydalı ya da sıradan bir insan olarak gözüküyorsun. Arada sana kontra bir soru. Şimdi Green Card oğluna veriyor dedik oraya bir ekleme yapayım. Gittim, ben birisiyle evlendim. Tamam. Green Card aldım, hak kazandım buna. Aldım, elime geldi. Bir süre sonra boşandım. Döndüm. X kişiyle evlendim. Ona green card verebiliyor muyum? Evet. Yani kısa cevap evet. Mümkün. Ama burada geçmişe tekrar bakıyorlar. İlk green card alırken, ilk evliliğiniz gerçekten iyi niyetle yapılmış bir evlilik miydi? Buna bu sefer tekrar incelemeye tabi tutuluyor. Tekrar bakıyorlar. Yani tekrar evrak isteyebilirler, sorgulayabilirler. Biraz daha böyle, hani tabii çok aşırı şüpheci değil ama biraz daha şüpheyle yaklaşırlar.
İkinci evliliğinizde de ona göre green card alabilirsiniz. Başkasına yani green card verebilirsiniz. Bir evlilikten elde ettiğim green card'ı boşanıp başka birisiyle evlenip ona devredebiliyorum yani. Devretmek derken yani ona da hak kazandırabiliyorum. Tabii tabii doğru. Green card doğru. Sadece şüpheyle yaklaşırlar. Biraz daha böyle şüpheye tabi tutulur. Ama mesela arada biraz vakit geçti. 4-5 yıl gibi. O zaman tabii çok kurcalamazlar. Sallamazlar. Yani. Tabii ilk evliliği çok kurcalamazlar. İlk evliliği unutmuş, ikinciye yelken açmış derler falan filan. Romantik bir bakış açısı da var bu şeyde. Yani burada her şeyin doğal mı, gerçek mi, iyi niyetli mi? Aradan zaman geçmiş yani. Tabii, çok tamam. Normal. Peki başka bir soru sana. Birisiyle evlendin. Green card'ını aldın. Boşandın. Karşıdaki kişinin senin green card'ını ya da vatandaşlığını hatta iptal ettirme şansı var mı? Evet. Şimdi dedi ki mesela ya benle işte evlendi, benle green card için evlenmiş kardeşim. Vatandaşlık için evlenmiş. Çekti gitti boşandı. Ben onun green card almasını istemiyorum ya da vatandaşlık almasını istemiyorum diyebilir mi bir vatandaş ya da green card sahibi? Bu da çok karşılaştığımız bir soru. Yani burada bazen taraflar hani gerçekten iyi niyetle evliliğe giriyorlar. Ondan sonra araları bozuluyor. Tırnaklar zaten birbirine çıkıyor. Tabii düşman oluyorlar. Yani ve bu sefer o green card veren konumunda diyelim kişi böyle tamamen hakkı olduğunu zannedebiliyor. Hani ben istersen verelim, istersen vermem. Hani immigration'a, göçmenliğe bir telefon açarım, iptal ettiririm bak, gibi. Bak şimdi ben senin green card'ını kapat şimdi arayacağım diye böyle. Tabii. Öyle değil. Yani orada başvuru yapıldı ve green card alındıysa bu bir hak değil mi? Bu bir hak. Yani önemli olan evlilik iyi niyetle girilmiş bir evlilik mi? Yürümeyebilir. Yani 3 gün sonra da boşanabilirsiniz green card aldıktan. Bu gayet normal olan şeyler. Sadece hani ortada bir şüphe çekecek bir durum var mı yok mu? Ama yani her şey gerçek ve doğalsa bir sıkıntı yok. O kişinin de öyle bir hakkı yok. Green card'ı geri aldırma İptal hakkı. İptal ettireyim diye bir şey yok yani. Yok. Eğer o green card 2 yıllık verildiyse 2 yıl sonra bu sefer 10 yıllık için başvuracaksınız. Kalıcı green card. Orada da yine aynı şekilde yine o kişinin bir hakkı yok. O kişiyle aranız iyiyse ondan destek mektubu alabilirsiniz. Biz boşandık ama ben hani o kişi size şey diyebilir. Ben boşanmıştık ama anlaşamadık boşandık. Evet, aramız iyi. Bir şekilde boşandık. Evlilik gerçekti. Hiçbir sıkıntı yoktu. Ben onun green card almasını destekliyorum şeklinde mektup yazabilir. Ya da aleyhte mektup yazabilir ya da sessiz kalabilir. Mesela diyelim aleyhte mektup yazıyor. O yani ben green card almasını desteklemiyorum, istemiyorum şeklinde bir beyanat bulunduğunda o sadece bir değerlendirilir ama hani karar verici hükümde olmaz o. Yani göçmenlik ofisi kendi bağımsız belgelere bakacak. Hani o süreç içerisinde beraber vergiler beyan edildi mi? Ortak banka hesapları oldu mu? Çocuk var mı? Çocuk en önemli, en güçlü demir. Yani göçmenlik bir ofisi şey diyor. Sizin karı koca muhabbetinize girmem ben kardeşim de diyor yani. Değil mi? Aynen. Kesinlikle. Peki o zaman şöyle bir şey de çıkıyor ortaya. Evlenildi. Kişi, kadın ya da erkek, her kimse green card'ını aldı. Sonra tırnaklar çıktı, birbirine düşüldü. Lanet olsun arkadaş dedi ve de ayrıldı. Ama yine 5 yıl sonra o green card sahibi vatandaşlar gidebiliyor. Doğru mu? Kesinlikle doğru. Anladım. Yani orada bir nokta çizeyim. Eğer bu taraflar ayrılmaya başladı ya da aralar açılmaya başladı. Ama green card'da işlemde hala süreç devam ediyor. İlk green card'dan kastediyorum. O zaman başvurusunu geri çekebilir. Hani ben artık istek yapmak istemiyorum, isteğimi geri çekiyorum dediniz. Evet, green card alamaz. Yani kartı eline almadan kimseyle kapışma diyorsun. Hadi bakış açısı. Anladım, tamam. Yani süreç, o proses denen süreçteyse eğer, o zaman istek geri çekilip iptal edilebiliyor. Doğru. Anladım, tamam. O demek ki bu da artık çürümüş oluyor. Çünkü insanlar diyor ki o onu iptal edebilir, o onu yapabilir. Öyle bir şey de yok demek ki. Tabii o kadar yani insanların elinde olan bir süreç değil. Göçmenlik ofisinin kendi elinde olan bir süreç bu. Tekrar ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Efendim umarım video sizin için faydalı olmuştur. En kısa zamanda yeni videoyla karşınızda olacağım. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.